Görme engelliler için zeka küpünden yapbozağa çeşitli oyun gereçleri tasarlayıp üretti. Bergama Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Taha Arben Vurgun'un öncülük ettiği proje, Birleşmiş Milletler'den dünyanın en iyi erişilebilir projesi ödülünü kazandı. 97 ülkeden 523 aday arasında birinci seçilen Taha, ödülünü Viyana'da düzenlenen törenle aldı. Bu haberi ekranlarınıza taşıyacağız. Saat başında buradayız. Görme engelliler için oyun gereçleri tasarladı. Projesiyle Birleşmiş Milletler'den dünyanın en iyi erişilebilir projesi ödülünü aldı. XB2 Bergama Bilim ve Sanat Merkezi özel eğitim öğrencisi 14 yaşındaki Taha Arben Vurgun başarısıyla Türkiye'nin gururu oldu. Hangi dokunmanın üzerine geldiğini rahatlıkla anlayabilecek. Birleşmiş Milletler'de ülkemi temsil etmekten onur ve gurur duydum. Ülkemizin bayrağını göndere çıkartmaktan, herkes tarafından tanınmasını sağlamaktan büyük bir zevk duydum. Biz çok mutluyuz, çok gururluyuz çünkü artık projemiz tüm dünya tarafından biliniyor. 97 ülkeden 523 adayla yarışarak ipi göğüsleyen Taha ödülünü Viyana'da düzenlenen törenle aldı. Taha'nın hem babası hem de danışman öğretmeni olan Sözer Vurgun, oğlunun başarısından gurur duyuyor. Oradan dönerken dünyanın farklı ülkelerinden mailler gelmeye başladı. Bizim ülkeye ne zaman geleceksiniz diye. Bergama'da bir okuldayız ama bu okuldan üretilen materyaller dünyadaki tüm kıtalara gidiyor. Ve bunu bu çocuklar yapıyor, Taha yapıyor ve bundan çok gurur duyuyoruz. Zeka küpünden tangrama, yapbozlardan haritalara, proje kapsamında üretilen birçok oyuncak ve materyal Afrikalı öğrencilere ulaştırıldı. Biz bu projeyi asla bitirmeyeceğiz. Aksine genişletmeye devam edeceğiz. Daha fazla çocuğa nasıl ulaşabiliriz? Daha fazla ülkeye nasıl gidebiliriz? Ve projemizi daha da fazla insan nasıl bilir? Bunun için uğraşıyoruz. Daha önce Teknofest'ten de 2 ödül kazanan Taha yeni projeler için çalışmalarını sürdürüyor.